arkadaşlar. Çok eğlenceli ve bol yemeli bir videoyla karşınızdayım. Zaten yanımda gördüğünüz gibi Tuna var. Tuna'nın olduğu herhangi bir videoda bol yeme olmaması imkansız. Öyle oldu artık. Hoş geldin Tuna. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim beni kanalımda ağırladığın için. Ne demek, rica ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bugün neredeyiz? Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda çok merkezi bir yerdeyiz ve sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yemeğe hazır mısın? Hatta ve hatta önümüzdeki insan ne yerse ne içerse 3 katını yemeye hazır mısın? Zaten benim her zaman yemeğe hazır olduğum biliniyor. En büyük korkum doymaktır. O yüzden her zaman hazırım. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar, biz bu tarz videolarda hep önümüzdeki kişinin peşine takılıyorduk. Onu takip ediyorduk. O nereye giderse onun peşinden gidip onun yediği şeyi yiyorduk. Fakat bu videoda onu yapamayacağız maalesef. Çünkü Tuna gördüğünüz gibi çok büyük. Eğer ki biz bir insanın peşine takılıp gizlice takip etmeye çalışırsak yakalanmamız, bizi fark etmesi, polisi araması yaklaşık olarak yani 2 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Yani öyle bir şansımız yok. Artık bir yere girip herhalde vereceğiz. Aynen öyle. Ben de bu video için uzun zamandır gitmeyi çok istediğim Instagram'da, TikTok'ta popüler olmuş bazı mekanlar ayarladım. Hmm. Onların hepsine gideceğiz ve önümüzdeki insan bizden önce ne sipariş vermişse 3 katını sipariş edeceğiz. Tamam, ben çok beğendim bu fikri. Kulağa çok güzel geliyor. Seni doyurabileceğime inanıyorum. İnşallah. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, ilk mekanımıza geldik. Ben burayı uzun zamandır çok merak ediyordum. Bunu Instagram'da, TikTok'ta sürekli karşıma çıkıyordu. O yüzden buraya seninle birlikte gelmek istedim. Ve dedim ki gelmişken 3 katlı bir şeyler sipariş edelim. Edelim. Çok tatlı bir yer ve tam bana yurt dışı mekanları anımsattı. Dışarıda sıra var. Kahvaltıda tatlı en sevdiğim şey. Tam onu soracaktım. Tatlıyla aran nasıl? En sevdiğim şey. Yani yemek yemeyeyim, tatlıyım bana okey. O yüzden bu video için doğru insansın. Çünkü ben çok fazla tatlı yiyen bir insan değilim. Benim yemediklerimi de yiyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu konsept işlem nasıl işliyor? Birazdan garson gelecek ve biz diyeceğiz ki önümüzdeki kişi ne aldıysa bize 3 katını getirin. Ama ne aldıklarını da bilmeyeceğiz. Tamamıyla tamam. Sürpriz olacak. Ha, tamam. O sağlık olsun. Peki hazır mısın 3 katı yemeye? Hazırım ve çok açım. Hadi o zaman siparişimizi verelim, ben de hazırım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Ben yapayım mı? Olur, tamam. Bizden önceki de sipariş verdiyse 3 katını istiyoruz. Bizden önceki masa 2 tane. Söylemeyin. Sürpriz olsun, sürpriz olsun bize. Tamam. Sürprizi kaçıyor da az daha. Ne gelecek bakalım ya? Bizden önceki masa çok güzel şeyler söylemiş gibi gözüküyor. 3 katımızı aldık. <böyle. gülüyor> Birazcık sürprizi kaçtı ama. Daha kalabalığız bak. Onlar 4 kişi. Biz 8 kişiyiz zaten. Tam miktarlar denk geliyor. 8 kişi değiliz. Nasıl 8 kişi? Ben 7 kişiyim, sen 1 kişisin. Ha, okey. İstarca görüyor bu işler. Doğru söylüyorsun. 7 istarç üstündeki sen mesela. Sen 7 istarç mısın? Bu şey, loose fit olduğu için 7 istarç. Aa, hakikaten o zaman biz 8 kişiyiz. Ne kadar istarç varsa tişörtünde o kadar kişi oluyorsun. Ben aslında istarç değilim. Ben small. Small mu? Ben... O yüzden 7,5 mu oluyoruz biz yani? Her zaman merak etmiştim. Bu small'ları, X small'ları kimler giyiyor diye. X small değil, X small bana da ufak. Şapkan da çok güzelmiş bu arada. Evet, bugün biz arkadaşlar kurt ve kuzu olarak videoya devam ediyoruz. Ben kuzuyum, sen de kurt olacaksın. Yazın ben bir tam kuzu yemiştim. Yapma ya. Ay, gerçek bir kuzu yemiştim yani. Ciddi olamazsın ya. O günlere ya. Götürdü beni. Bugün Tuna'ya ceza arkadaşlar, hiç et yemeyeceğiz ya. Hiç et yok mu? Hiç et yok. Neyse, tatlı oranı olur bana ya. Kuzuları lütfen rahat bırakalım. Kuzular yaşasın ya. Benim şuraya hemen sağ tarafa kuzuyla çekilmiş sempatik bir fotoğrafım var. Onu koyalım. Benimkini de koyalım. Benim de var öyle fotoğrafım. Onu da koyalım. Onunki de eminim kuzu masada yatıyordur. Benimki de yanımda gülümsüyor. Büyük ihtimalle bu kadarla da kalmayacak. Çünkü şu anda hiçbir şeyin 3 katı değiliz. Bunlar ne? Şey... Tuna şuna bak. Dans ediyor. Bir sürü tavşan. Çok tatlı. Kedi. Bunun Bilmiyorum ismi ben. Kiti Kiti değil mi? Bu arada yemeğin ismini sanki ben koymuşum gibi. Ben evde kedilerime bazen Kiti 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 falan diyorum. Aa, şuna bak. Tuna, hepsini sallayalım aynı anda hadi. Jiggle. Hadi. İnanamıyorum, çok tatlılar. Ya bu tam şey ya, yeme de yanında yat. Şöyle. İnanamıyorum, yapma. Tuna, ne olur yapma. Şu anda değiş kiti kaldı bile. Ben bir tanesini elime alayım da bari bana da kalsın. Ben izledim ki tam. Ben bunu nasıl kıyacağım, nasıl yiyeceğim falan diyordum. Bu kadar hızlı olayların gelişmesini asla beklemiyordum. Şunun tatlılığına bakın. Buna sos herhalde böyle. Çikolata sosu mu, karamel sosu mu, kahve sosu mu acaba? Ben hala bakıyorum ne kadar tatlı. Acaba nasıl yapmışlar diye yemeği inceliyorum. Tuna çok hızlı bir şekilde yiyor. Ben herhangi birisinde bir şey olmadan önce bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Çünkü çok tatlı gözüküyorlar.
Bizde öyle şeyler yok. Biz sadece yemeği yeriz. Şimdi ben de tadına bakıyorum ama şu harekete yapmam lazım. Bir dakika şunu bir yapayım. Şuna bak. Hafif, çok hafif. Merak ettim ben, nasılmış? Sen yemekle oynamaktan daha tadına bakamadın. Ben iki tane bitirdim. Yani ben bir tane kalsa yeter zaten arkadaşlar. Benim max yiyeceğim bir tanedir. Hızlı hızlı yiyeceğim sana, hiç problem değil. Bu arada güzelmiş. Güzel bak, bu sosu da böyle içeceğim, bak bak bak. Hmm. İnanamıyorum, ben şoklardayım. Benim daha önce hayatımda hiç kimse böyle yemek yemedi. Muhallebi gibi ama, güzelmiş. Bayağı güzel, ben beğendim. Hafif bir tatlı. Bayağı hafif. Şöyle üçüncüye geçtim ben. Şöyle ben de pembe sosu deneyeyim. Ha şu lotus deneyeceğim. Bunu az önce Tuna kafaya dikti. Bakalım kafaya dikilebilecek bir şey mi? Çok şekerli, bunu nasıl kafaya diktin ya? Acaba bir tanesini komple ağzıma sokabilir miyim? Hadi deneyelim. Deneyeceğim şimdi. Tatlı ya. Bu böyle alsam ben, oha. Aha, geldi. Peki ben öyle benden bir şey beklemeyin ya. Ben bunu tekte atayım mı? Bir dolu kaşık bende. Hadi atayım. Tuna gibi bir iddiam yok ki arkadaşlar. Ama bravo. Türkiye rekoru. Bunun tescillenmesi lazım. Bence de. Lütfen bunu tescilleyelim, bu rekoru. Ama bak şunu söylemem lazım. Acayip bir etkin var. Ne gibi? Ya ben normalde büyük ihtimalle yemezdim. Bir tanesini bitirmezdim. Sen hızlı hızlı yiyorsun ya, sana yetişmeye çalışıyorum. Az şekerliydi bu arada. Çok hafifti. Evet, evet, çok az şekerliydi. Son lokmayı da ağzıma atıyorum ve sipariş vermiş olduğumuz her şeyi yemiş oluyoruz arkadaşlar. Aynen, bu defteri artık bir kapatalım. Yeni bir sayfa açalım. Yani şimdi güzel, güzel. Ama günün ilk öğününde böyle bir şey yemek istemezdim. Bir yemekle başladık, en azından benim için daha iyi olurdu. Biraz fazla tatlı. Mide bulandırıyor bu kadar tatlı bir anda ilk öğünde yiyince. Yemeğin üstüne böyle bir cila olarak daha keyifli olabilirdi arkadaşlar. Olabilirdi. Ama aslında menüde pankekler de vardı. Gerçi o da çok tatlı olacaktı yani kahvaltıda tüketmek için. Ha. Bizim şansımıza tatlı geldi. Ama merak etme, seni mutlu edecek yerlerim var. Ha. Götüreceğim güzel yerlere seni. Tamam tamam. O zaman bir sonraki mekanımıza doğru yol aç. O zaman yemeğe devam. Şimdi de arkadaşlar o kadar tatlının üzerine güzel bir öğle yemeği yemek üzere İstanbul'daki en iyi Kore restoranlarından birisine geldik. Ben daha önce buraya bir çekim yapmak için gelmiştim ama çok fazla istediğim şeyleri yememiştim. Çünkü bağlı kalmam gereken bir menü vardı, okul yemeklerini denemiştim. Bugün umarım istediğim şeyleri doya doya yiyebilirim. Hep şansa yaşıyorsun bak. Gerçi gene şansa. Yine üç katı yine ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Aynen, sürprizdi. Seçim hakkımız yok. Ama bence hani üç katını söylüyoruz ya, illaki o üç katın içerisinde sevdiğim bir şey çıkacak. İlla ki. Ben zaten Kore yemeklerini çok severim bu arada. Hoşuma gidiyor. Ben onu soracaktım. Seviyor musun, denedin mi diye soracaktım. Baharatlarını falan çok severim yani. O yüzden hiç problem yok bence. Ben de çok severim zaten, biliyorsunuz. O yüzden çok heyecanlıyım. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Bizden önceki ne söylediyse üç katını gönder. Sizden önceki siparişlerin üç katını gönderiyorum. Aynısının üçle çarpıp. Birden değil, üçer tane gönderiyorum hepsinden. Aynen. Üçer tane. Yani tabii ki. Yani sorduğun soru mu ya? Tamamdır, ben gönderiyorum. Gönder gelsin. Bu olayı ben çok seviyorum. Bir de sonra giriyorsun mesela. Ben buradaki her şeyi istiyorum. Çok severim bunu yapmayı. Donat. Ben bununla ilgili şarkı bile yaptım bu arada. Aa. Tüm Menü diye şarkım var. Galiba ben o şarkıyı biliyor olabilirim. Tüm Menü. Patates, burger, restoran, esnaf, çorbacı, kelle, tüm Menü. Bundan sonra yeni şarkımızla bir restoranda şey mi acaba? Bundan sonraki şarkımız üç katı. Üç katı. Ne istediyseniz üç katı diye bir şarkımız yakında arkadaşlar. Bu olayı da beğendim ama. Tüm Menü güzeldi. Bu üç katı olayı da güzelmiş. Bunun bir sürprizi var bir de. Hani ne geleceğini bilmiyorsun ya. O heyecanı ben seviyorum ekstra. Ya ben mesela ileride böyle daha da yemeğe, daha da abartırsam falan üç katı değil, beş katı da yaparız. On katı. Ben direkt on katı ile gidiyorum. Beti arttırıyorum. İnşallah. Benim çok sevdiğim bir şey var Tuna. O gelir. Kimbap. Kimbap. Kimbap'ı çok seviyorum. Umarım gelir ya. Ben bilmiyorum. İsim olarak bilmiyorum. Sushi'ye benziyor ama içerisinde sebze var. Tavuk da oluyor, balık da oluyor. Ama yani o kadar güzel ki. Mesela şeye gelirse çok zorlanırım. Rice cake'ler var ya. Tteokbokki miydi adı? Tteokbokki. Mesela onu yutarken çok zorlanıyorum. Full pirinç hamuru. Onun üç tane gelirse işimiz var. Bence direkt Korelileri yiyelim.
Ama ben onları zaten yerim falan diyormuşum. Zaten çok tatlı. Sen ne tatlısın seni yerim. Çok tatlısınız. Ooo. Evet dediğim şey. Geldi maalesef. Maalesef diyorum. Bunu yemek çok zor. Ne bu? Bunlar bir şey. Ha, bu senin dediğin. Az önce dedim ya inşallah ondan gelmez diye. Tam olarak o geldi. Tam işin kötüsü. Rice cake diye mi geçiyor bu? Aynen. Rice cake normalde başka bir şey olarak biliyorum da ben. Oo tamam. Kimçimiz var mı? Var. Ben sebze yemiyorum ya. Otlar sende, etler bende. Aa bunlar da şey mi? Neydi? Corn dog diye. Corn dog. Ben dünyanın en ağır kadınının beslenmesini yapmıştım. Bunu 6 tane yemiştim o bir önde. Evet, bu gerçekten bundan yersen ağırlaşırsın ama. Çok, çok doğru. Çok ağır. Daha bitmedi. Aa daha geliyor. Evet, soya sosu koyuyoruz. Gelsin abi. Çok tavuk var. Oha. Bir tavuk daha geldi arkadaşlar. Şöyle, şöyle alabiliriz. Şöyle. Biz yardımcı olabiliriz. Gerçekten şey gibi şu anda, sanki masaya donat demişiz gibi. Little, little into the middle oldu tam ya. Oha. Bizden önceki acaba gelen kişiler kaç kişiydiler? Ben. Bize... Kaç? Yedi mi? Oha, o zaman oha. Daha gelecek mi? Oha, daha ne gelecek ya? 7x3, 3 kere 7, 21 tabak yemek gelmez inşallah, umarım. İmkanı yok bunun. Biraz fazla mı oldu sanki? Biraz fazla oldu. Kimçi, tamam bunları yerim. Kimçi denedin mi daha önce Tuna? Yo, soğana benziyor. Bayılıyorum, lahana. Ha, lahana. Bu yalnız... Bunlar böyle Türk. Hmm. Hangisini denedin? Soğan soslu, güzel. Çok güzel. Ya biraz fazla değil mi? Hatta bu çok fazla artık. Biraz fazlalıktan çıktı. Hmm, çok güzel bu ya. Ya bu da güzel ama... Bir tanesi bile acayip tıkıyor. Bak bir tadına. Hmm. Çok tıkıyor. Evet ağır güzel. Şimdi şu tavukların da tadına hemen bakıyorum. İçi çok boş geldi ama. Direkt pirinç değil mi? Pirinç. Sadece bunların hep çok baharatlı şeyler. Çıkışı acı bir çıkış olacak. Benim keşke gelse dediğim şey geldi Tuna. Sushi. Kimbap, kimbap. Şimdi 3 tane normal kimbap geldi. Bu Korelilerin sandviç gibi aslında tükettiği bir şey. Onlar biliyorsun çok fazla ekmek yemiyorlar. Genelde böyle pikniğe giderken, okula giderken falan beslenme çantalarına koyuyorlar. İçerisinde sebze var, balık oluyor dediğim gibi. Şu anda bitti. Bu kadar arkadaşlar. Ve çok fazla. Aşırı fazla. Tuna bir için bile fazla. Birazcık fazla tadı. Benim favorim şu. İçim içim yanıyor. O kadar baharatlı ki her şey. Her şey baharatlı yani. Ah. Şunun da tadına bak. Ne o? Çok, çok iyi değil mi tavuk? Bunu yedikten sonra şunu insanın yenisi gelmiyor. Evet evet ya aynısı zaten. Birebir aynısı. Ben yalnız onlar çok acı. İçim içim yandı şu an. Bir su bitti. Oh. Baksana nasıl terliyorum acıdan. Ben kimbaplar yiyorum. Kimbaplar bende. Oh. Bizden önceki... Şu an hayat kurtardı. Bak, bir kişi Allah razı olsun içecek söylemiş, bize 3 tane geldi. Allah razı olsun. 7 kişilik bir masanın yemeğini biz 3 ile çarptık ve 2 kişi yemeye çalışıyoruz. Ya şunlar hiç benlik değil. O kadar acı ki. Baksana nasıl terledim ya. Ya bu üstü benim gelmesin, keşke gelmesin dediğim şeydi. Çok terledim. O kadar baharatlı ki. Ama bir yandan da baharatlı şeyler tüketmek sağlıklı yani acı özellikle. Bu kadar değil. En az baharatlı olan bu. Ben bol bol bundan gömüyorum. Böyle bir acı yok. Ben Güzel. Sosis. İçinde sosis var. Ben hiç böyle bir acı beklemiyordum bu arada. Orkun Işıtmak acısı bu. Ha, bu var ya 250 bin Scoville vardır. Bunun şey bir acısı var böyle ilk ağzına attığında şey yerim gibi ha. Hissediyorsun. Sonra durdukça ağzında o acı artıyor. Sonra geliyor evet. Şu an yerken bir yandan kalori yaktım. Acıdan değil mi? Bayağı. Yumurta var içinde. Corn dog'dan ye bak güzel. Ya ben bunu o kadar yiyemem ki. Çok fena. Kimçiler de, kimçi de acı bu arada. Midem alev oldu. Ben bunları yiyemiyorum.
O kadar acı ki arkadaşlar, midemiz tutuşuyor. Şansımıza maalesef menüdeki en acı pirinç kekleri gelmiş. Yani yiyemedik, devam ettiremiyoruz. Baksanıza arkadaşlar, nasıl terledim ya. Ama bakın arkadaşlar, ben kimbapların neredeyse bir tabağını bitirdim. Ben daha ne yapayım ya? Patlayacağım. Ben acıdan dolayı kesildim bayağı, beni kötü etkiledi. Arkadaşlar görüyorsunuz, ilk defa Tuna yemek yiyemiyor bugün. O kadar içecek içtim ki acı yüzünden doldum. Bu da acı değil mi? Bunlar değil. Allah kahretsin, bu da acıymış ya. Bunları ye. Bak bunlar çok güzel. Bu da acı. Acı beni mahvetti Meryem ya. Keşke baksaydık önceki müşterinin ne aldığına. Bizi o bir önceki 7 kişi mahvetti. Bu kadar acı şey siz nasıl yiyorsunuz ya? Bir de yani Kore'den yeni gelmişler. Belki de Koreliydiler. Olabilir. Hala su içiyorum. Acı yani. Boş tavuk da vardı ama acı daha güzel olduğu için biz de acıdan yemeye çalıştık. Dolayısıyla da fenalık geçiyoruz şu anda. Çok acı olduğu için de hiçbir şey yiyemez bir durumdayız şu evet anda. Evet ya, yani o kadar midem yanıyor ki şu an şu rice cream yüzünden. Rice cake. Değil mi? Evet. Şeytan işi. Bence kendi performansım çok üzerinde bir şey gösterdim. O yüzden de kendimi tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Ben kendi performansımın çok altında gösterdim. Evet. Çünkü hani miktarla hiçbir alakası yok. Acıdan dolayı bittim. Vallahi şiştim ben de. Herkes biliyor zaten benim acı sevmediğimi, biliyorsunuz arkadaşlar. Yemesiyle ünlü olan çocuk şu anda perişan. Bunlar hep kumpas. Bir kase pirinç keki mahvetti çocuğu. Tuna'nın rakipleri. İşte şey gibi, benim kriptonitim acı. Aynen öyle. Süpermen de binaları kaldırıyor. Falan ben de her şeyi yiyorum ama acı girince işin içine. Çocuğun pan zehiri mi denir? Zehiri daha çok. Bu rice cake oldu. Mahvetti ya. Sırada nereye gidiyoruz? İnşallah güzel bir yerdir. Güzel bir yere götüreceğim. Tamam. Önümüzdeki insan ne yerse 3 katını yeme maceramız tümümüzle devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki restoranda biz birazcık fenalaştık. Ben acıda iptal oldum, çok kötü oldum. Kore yemeklerinde biraz fenalaştık. Ben de dedim ki Tuna'yı neden Kore usulü tost yapan bir yere götürmüyorum ki? Bir dakika, tostçu da mı Koreli? Evet, bu Kore usulü çok değişik tostlar yapıyor. Ben burayı Instagram'da görüyordum, sürekli karşıma çıkıyordu. O kadar güzel gözüküyor ki ama Tuna. Bence burada kesinlikle 3 katı tostları yiyebilecek. Her şey Koreli ya, tamam Koreli tostları da yiyelim. Çok lezzetli gözüküyor. Bakalım. İnşallah önümüzde bir 6 kişi falan yoktur. Ben ondan ya korkuyorum. Önceki mekanda acıdan yiyemedim ya. Şu an bayağı açım, o yüzden yani bir an önce sipariş verip yiyelim. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Siparişimizi vereceğiz. Bayağı böyle güzel şeyler var gibi ya ama. Evet, çok güzel şeyler var. Ben birazdan yiyeceğim şeyler için heyecanlıyım. İnşallah biz güzel bir şey denk gelir. Bu sefer ben söyleyeceğim. Tamam. Bizden bir önceki siparişin 3 katını istiyoruz. Tamam be. Bize ne olduğunu hiç söylemeyin. Sürpriz olsun. Kesinlikle. Bekliyoruz heyecanla. Umarım çok kalabalık bir ekip değildir ya bizden önce gelen kişiler. Şey falanmış, basketbol takımı falanmış böyle. Öyle olursa büyük patlarız ya. 100 tane geliyormuş. Bu arada Tuna, içerideki misafirlere bakıyorum, müşterilere bakıyorum. Genelde 2 kişi oturuyorlar açıkçası. O benim biraz içimi rahatlattı. Evet. Çünkü kalabalık bir grup yok gibi. Ya bugün zaten gittiğimiz mekanlar yurt dışı mekanlarına çok benziyorlardı. Konsept olarak zaten hep böyle küçük yerler. Kendine has yemekleri vardı falan, hoşuma gitti. Dediğim gibi bir daha diyorum, acı sadece beni biraz yordu. Ama onun dışında yediklerimiz şu ana kadar çok güzeldi. Atıyorum 4 kişi geldi, tamam. Bizden önceki müşteri 4 kişiydi. Oh. 4x3 12. Oh. 12 tane gelse yiyebilir misin? Vallahi bilmiyorum. Herhalde şimdi acı da yiyemedim ya o mekanda. Burada yiyebilirim diye düşünüyorum. Ay ama yumurta, ekmek gene çok tıkayabilir. Ya yeriz artık, yenecek ya. Gerçi sen yumurta çok yiyorsun. Ben çok alışım yumurta yemeye. Sana bir şey soracağım. Şimdi sporcuların şöyle bir şeyi var ya, atıyorum sabah ben 12 tane yumurta yiyorum falan, protein. Sende öyle bir şey var mı? O biraz şov ya. Ben o kadar yumurta yemiyorum. Yumurta ucuz bir protein kaynağıdır. Emilimi de çok yüksek. Ama bence daha güzel protein kaynakları da var. Mesela? Yumurta biraz alerjik. Ne bileyim, et yiyebilirsin yani. Ama bu daha masraflı olur senin için. Daha pahalı olur. Aynen öyle. O yüzden yumurtayı arttırdılar. Ama biraz bu iş şova da döktüler. Abi diyor, ben 20 tane yumurta yedim. Aynen. 3 tane yumurta yedim. Aynen. Benim mesela hatıramda şöyle bir şey var. İşte bir tane sporcu ya da Survivor'a katılan birisi galiba. Ben bir günde normalde 35 tane yumurta yiyorum gibi bir açıklaması vardı. Besinin şeyi yani. Çok orada. Değil mi yani? Sen sanki Hulk mısın yani? 300 kilo musun 35 tane aynen yumurta yiyorsun? Yok böyle bir şey ya. Abo, içecekler de geldi. Bu ne? Çok güzel gözüküyor. Orman bu. Meyveli falan bir şeye benziyor. Sodalı. Şekerli mi? Ya şekerli ama acı gibi de. Değişik bir içecek. Bakıyorum hemen ben de tadına. Bunun içerisinde ne var? Reyhan ve limon.
Bu ne abi, rengi hiç güzel durmuyor ya. Bu da ice maçalatte. Ice maçalatte. Tamam, onu da diyeyim. Çok güzel, bunu ben çok seviyorum. Abi, bu benlik bir şey değil. Zaten arkadaşlar, yeşil bir şeyi sevme ihtimalim yok. Peki normalde yeşil çay içiyor musun? Ama bu yeşil çay değil, sebze tadı alıyorum ben bundan. Aha, tostlar da geliyor. Bir dakika. Yaz müthiş duruyor. Bir tane dana bacon'la tostumuz geldi. Hadi ne bir tanesi? Şu an için iki tane geldi. Şu an dört oldular. Şu anda dört oldular, aynen. O zaman bu da gidiyor. Bunun içerisinde somon var. Somon var, çırpılmış scrambled egg. Burada da devamı var arkadaşlar. Altı parça ürün geldi. Büyük ihtimalle bizden önce sipariş verenler iki kişiymiş. Altı tane içecek, altı tane de tost geldi. Şu an ben artık neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Dolu dolu bu arada bunlar, böyle baksana. Acayip bir içerik var. Çok iyi gözüküyorlar. Nereden çıktı o sen? Düştüm bakayım, harbi oldu. İçi de yumurtalı. Sen... Oha, bitirdin bile. Bacon'ı yavaşladın değil mi? Ben somonluyu deniyorum şimdi. Bak bak, bayağı bayağı dolu ya. Tuna'dan sonra şimdi benim yemem bu kadar ilgi çekici olmuyor arkadaşlar. Ekmeği çok güzel. Çok lezzetli. Buraya keşke günün ilk saatlerinde gelseymişiz kahvaltı için. Bolukla. İçerim de ya. Ben şu sosu merak ediyorum. Ben çok sos adamı değilim. Hafif tatlı bir sos. Böyle aşırı güzel oldu. Somonlu özellikle. Benimki somonlu ya. Sen somonlara mı saldırdın? Çok güzel. Ya ben danacıyım. Ben damacıyım. Danacıyım ben. Yani öyle tam bir açıklama. Dana. O yüzden danadan gideyim. Ulan be. Valla bugün seçtiğim yerler gerçekten çok güzel. Çok güzelmiş ya. Böyle içerisindeki yumurta da çok iyi. İçeri çok güzel. Bunu ısırınca ağzımın sos olmama ihtimali yok. Yemesi biraz zor. Çok geniş, çok büyük çünkü. O kadar zor yeniyor ki. Yavaş yavaş. Sağından solundan ısıra ısıra. Ben biraz temkinli gidiyorum. Ulan ya. Tuna hiç temkinli gitmiyor. Yarısı gitti yere. Üçüncüyü mü yiyorsun Tuna? Güzel yedim. Ben bir ikinci mekanda korktum. Acaba dedim Tuna'nın kariyerine zarar mı veriyoruz? Demek ki acıyı yemediği için öyle olmuş. Şu an eski performansına geri döndü. Bak ben daha birincinin yarısındayım. Tuna kaçıncıya geçtin? Dördüncüye geçti. Sen de bugün kendine göre ama iyi perform ediyorsun ya. Evet, bence de. Şu anda bitmiştim yani. Ama yemekler güzel. Bir de ben ikinci mekanda sen yemeyince kendimi bir sorumlu hissettim. Ben yemeliyim. Tuna yemediyse ben daha fazla yemeliyim. Bu yüzden... da iyi bir şey yani. Yemen lazım. Mesela ikinci videoda hiç umursamamıştım bile. İyi diyesin bana ne diye. Bayağı bir salmıştım. Ben bu videoda dedim ki Tuna'ya destek olmalıyım. Yemeliyim. Evet. Ben dördüncü tostuma geçiyorum. Üstü pesto sosu bu arada. Avokado mu? Avokadoymuş, evet. Bu çok benlik değil ya. Ben danacıyım abi. Ya sushi seviyorsun ama somonu seviyor olman lazım şimdi. Severim de yumurtayla sevmem. Yani yumurtayla somon dream combo değil benim için. Bak, alt notalarında çok güzel bir sos ortaya çıktı. Bu ben ortalarda yoktu. O sosu hiç görmeden mideme aldım. Hiç haberim yok. Değişik bir şey çıktı. En dibinde sizi bir sürpriz karşılıyor arkadaşlar. Ortalarda yoktu. Güzel bir sos var. Şey gibi hissediyorum. Yani bir tost normalde hani çok kalın ya normalde bu tost. Ama hani senin yemen gereken tostun boyutu bu olmalıymış gibi. Sen yerken normal gözüküyor. Şu an normal zamanda bundan 3-4 tane çok okey bana bu arada. Ben buraya gelsem zaten normalde 3 tane yermişim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane tostumuz kaldı. Bence bu bir tostumuzu da Tuna yer misin? Sen yerim. Somonlu ya. Ben bunu çok sevmedim. Yerim. Güzel be. Şunu bölüşelim.
Bugün de doyduk. Vallahi doyduk. Hem de çok doyduk. Sen ama kendi sınırını zorladın, onu ben fark ettim. Ben senin sayende çok fazla yedim bugün. Zaten yorumlarda bence yazacaksınız Meryem. Sen fazla yedin, kendine göre sınırlarını aştın, yazacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü daha bugüne kadar hiçbir yemek videosunda bu kadar çok yediğim bence görülmemiş. Ha. Aynen öyle. O zaman başka yemek videonunda seni daha çok zorlayacağız. Zaman, daha böyle yaparız ileride de böyle şeyler. O zaman bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atın. Belki ileride bu videonun 5 katı. Yok 5 katı fazla oldu. 4 katını yediğimiz bir video serisiyle devam edebiliriz. Yavaş yavaş katları yavaş yavaş arttırırız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.